Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 12-18 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Güneş Terazi burcunda ilerliyor. Gezegeniniz Venüs Başak burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Mars retromuz devam ediyor Koç burcunda ve bu hafta başı 14 Ekim'den itibaren Akrep burcunda Merkür gerilemesi de başlayacak. Evet, 2020'nin son Merkür retrosu 14 Ekim'de Akrep burcunda başlıyor, 28 Ekim'de Terazi burcunda sürdürecek gerilemeyi ve 3 Kasım'da tamamlanacak bu retro hareket. Tabii ki bu dönemde e, Merkür gerilerken, özellikle alacağımız kararlara, vereceğimiz sözlere daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Biraz da ilişkilerimizi, biraz içinde bulunduğumuz şartları, biraz belki iş hayatımızdaki, mesleki hayatımızdaki konu ve kavramları gözden geçirebiliriz. Detaylara bakabiliriz. Muhasebe işleri yapabiliriz. Hani yeni kararlardan ziyade bu dönem aslında biraz geçmişi sorgulamak, içinde bulunduğumuz şartları değerlendirmek için de bir fırsat olabilir Tabii ki ilişki evinizde başlayacak bir Merkür retrosu sizin Karşıt burcunuz bu dönemde ilişkilerde bazı anlaşmazlıklara iletişim sorunlarına e, yol açabilir e, bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor Bir de var olan ilişkilerimiz ya da geçmişten gelen bazı ilişkilerimiz e, bu süreçte daha fazla sanki görünür hale gelip e, zihnimizi meşgul edebilir bazı kronik sorunlar varsa onları da ele almak için bazı ilişkilerimizi belki yoluna koymak için de bu bir fırsat olabilir tabii ki bu hafta terazi burcunda ilerleyen güneşin çok sert ve güçlü açıları var 14 Ekim'de güneş koç burcunda gerileyen Mars'a karşıt açı yapacak ardından 15 Ekim'de Oğlak Burcu'ndaki Plüto ile bir dik açısı var ve 18 Ekim'de de yine Oğlak Burcu'ndaki Satürn'le dik açısı var. Güneş yaşam enerjimizi yönetir. Aynı zamanda hayatımızdaki otorite figürleri veya eril figürler güneşle sembolize edilir. Güneşin bu kadar sert ve güçlü açılar alması bu kavramlarda bazı zorlanmaların olmasına da yol açabilir. Genel sağlığımıza da dikkat etmek gerekiyor. Biraz enerji düşüklüğünün olabileceği bir dönemdeyiz. İş ortamınızda, çalışma ortamınızda birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerde bu dönemde dikkat etmekte fayda var. Çünkü Mars sizin gizli düşmanlıklar alanınızda harekette. Bu hem sizi bilinçaltınızla ilgili zorlayabilir, enerjisel olarak düşürebilir, sağlığınız için biraz riskler oluşturabilir. Hem de yani sizin kontrol edemeyeceğiniz, geri planda olan şartlara da işaret ediyor. O yüzden hani gizli düşmanlıklara karşı tedbirli olmakta, da, daha güvenli adımlar atmakta fayda var bu dönemde. Ve bu etkiler altında 16 Ekim'de akşam 22.30'da terazi burcunun 23 derecesinde yeni ayımız doğuyor. Yeni ay 31 Ekim'e kadar olan süreç içerisinde hayatımızdaki olasılıkları gündeme taşıyacak. 6. ev yeni ayı çalışma alanlarınız, genel mesleğiniz alanlarında bazı düzenlemeleri ve yenilikleri gündeme getirebilir ee, sağlık konularınız Tabii ki altıncı ev konuları açılar zorlu Bu nedenle sağlığınıza özen gösterin lütfen ee, riske atılmaması gereken bir dönem kronik bazı sorunlarınız varsa belki onlarla da daha fazla ilgilenmeniz gerekecek ya da bir anda bir eklem ağrısı bir migren sorunu bir diş problemi gibi bir sağlık problemi yeni aile beraber gündeminizde olabilir. Yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, yardımcılarınız, onlarla ilgili durumlar oluşabilir. işten ayrılmalar olabilir. Bir anda belki sizin planladığınız dışında bazı gelişmeler olabilir. Sürprizlere de hazır olmak gerekiyor böyle bir dönemde. evcil hayvanlarınız varsa, onların genel sağlığına, bakımına da, güvenliğine de bu dönemde mümkün olduğunca özen göstermeye çalışın sevgili boğalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.